klimalarla nasıl tasarruf edebiliriz? Öncelikle yaz aylarının yaklaştığı bu günlerde hepimiz böyle evi püfür püfür seviyoruz. Seviyoruz da bunun bir de elektrik masrafı var. Klimalarda her bir derecelik bir artış ya da azalış %6'lık elektrik tüketimine sebep oluyor. Yani siz ısıyı bir derece düşürmek için %6 daha fazla elektrik faturası ödüyorsunuz. Aman dikkat. Evet, televizyon konusunda da bayağı bir tasarruf yapabiliriz. Nasıl mı? Televizyonu şöyle bir uzaktan kumanda ile kapatıyoruz ya. Üşenmeyelim, kalkalım. Ya gidip düğmesine basalım ya da böyle alıp fişinden çekiverelim akşamları. Aman buna üşenmeyin, evde her akşam birinin görevi olsun. Yapıverin çünkü %5-10 fark ettiriyor bu da elektrik kullanımını. Evet, tasarruf konusunda ampuller de çok önemli. Bu elimde tuttuğum enerji tasarruflu ampul olarak biliniyor. Fiyatlar biraz daha pahalı oluyor ama size %80 civarında, tekrar ediyorum, %80 civarında elektrik tasarrufu sağlıyor. Dolayısıyla bunlara yatırım yapmak faydalı bir konu. Ayrıca aman ampullerimizin tozunu almayı unutmayalım. Çünkü tozlanan ampul elektriği %50 oranında yayabiliyor. Yani yarısı güme gidiyor. Dolayısıyla aman ampullerimizin tozunu alalım ve tasarruflu ampulleri araştıralım evimiz için. Burada saçımızı kuruturken de elektrikle ilgili bir konu var. Saç kurutma makineleri, fön makineleri. Burada da bunu da ihtiyatlı kullanalım. Yaz da geliyor şimdi. Doğal yolları öncelikli tercih edelim. 10 dakikalık bir kullanım. 10 dakikalık bir kullanım. 60 wattlık bir ampulü 3 saatlik kullanımına bedel. Şöyle bir açayım ben bunu. Evet, saçlar kuruyor ama elektrikler de bir yandan gidiyor. Aman dikkat. Fırın tarafında ise yemekler pişerken, keklerimiz, böreklerimiz pişerken dakikada bir böyle kapağını açmayalım. Fırının kapağını açtığımız her seferinde enerjisi, yani içerisindeki ısısı %20, yani 5'te 1 oranında kayba neden oluyor. Aman israf olmasın. Evet, çamaşır makinesindeyiz. Çamaşır makinesiyle ilgili de 3 şey söyleyeceğim. Birincisi, çamaşır makinesini aman 2-3 parça eşyayla çalıştırmayın. Alabildiğince almış olsun çamaşır makinesi. Çamaşır makinesini ikinci olarak çok sıcak sularda her zaman yıkamayın. Burada soğuk ya da ılık suları tercih edin. Üçüncü olarak söyleyeceğim şey de çamaşır makinesiyle ilgili. Gece akşam 10'dan sonra yıkamayı yapın ki elektrik tüketiminin en ucuz olduğu zaman akşam 10'dan sonrası. Evet, buzdolabına geldik. Sıra buzdolabında. Şimdi buzdolabının büyüklüğü çok önemli. Bu kadar geniş, daha genişleri de var. Bir buzdolabına sizin ihtiyacınız var mı yok mu diye bir daha düşünmek lazım. Çünkü buzdolabı genişledikçe elektrik faturası da genişliyor. Buzdolabımızı yerleştirirken bunun arkasında duvarla ya da yanındaki eşyalarla en az 5-10 santim ara bırakmamız lazım ki buzdolabı kendi kendine böyle soğuyabilsin. Bu %10-15 civarında bir enerji tasarrufu, elektrik tasarrufu sağlıyor. Buzdolabının içine giriverelim. Şimdi böyle bazen buzdolabını açarız, böyle dururuz ya, bakarız ne yesem diye. Bunu yapmayın. Çünkü buzdolabını ya da derin dondurucuyu her açtıkça siz o tekrar soğuyabilmek için elektrik tüketimini arttırıyor. Bu arada buzlukta olan eşyaları buzluktan alıp buzdolabına bir gün tüketimden bir gün önce koyarsanız hem daha sağlıklı oluyor, hem de gene daha az elektrik tüketimini sağlıyor. Bunun dışında buzdolabı ile ilgili olarak paketler var biliyorsunuz. Çoğu şeyleri paketlerde buzdolabının içine koyuyoruz. Bunlar da buzdolabının kendi kendini soğutma sistemine karşı gelen bir güç oluyor. Savaş ediyor böyle buzdolabı bunlarla. Sıcak yemek aman koymayın buzdolabına. Çünkü buzdolabı soğumaya çalışırken sıpsıcak bir yemek girince ne oluyor? Tekrar elektriğe yükleniyor ki kendini soğutabilsin, dursun. Bütün bunları yaparsa buzdolabından da böyle %15-20 karımız oluyor elektrik faturasından. Elektriğe de zam üstüne zam geliyor. Biz de aman paramızı yerde bırakmayalım, dönem tasarruf dönemi. Elektrik süpürgesindeyiz. Elektrik süpürgesi vasıtasıyla da enerji tasarrufu yapabiliriz. Nasıl mı? Burada görüyorsunuz elektrik süpürgesinin bir torbası var. Bu torba felaket durumda, burada acil değişmesi gerek. Ne kadar dolu olursa o kadar fazla elektrik tüketiyor. Daha çok çekebilmek için, o oradan çekebilmek için elektriği öbür taraftan alıyor. Bir de aynı zamanda motorluğuna bakmak lazım. En az senede bir diyor uzmanlar ki motoruna da yapışmış olan iplikçik ya da pamukçuklar olmasın diye. Evet, bugün evimizdeki enerji faturalarını %50 indirmekten, yarıya indirmekten bahsediyoruz.
bahsettik. Size her konuyla ilgili buzdolabından klimalara, kapıya, pencereye, elektrik düğmelerine, fırına kadar her konuda tavsiye verdik. Burada en son bir tavsiye vermek istiyorum. Bunu aile olarak yapın. Düzenli olarak ayda bir oturup bütçenizi yapın. Bütçeyi yaparken de çocukları da alın. Koyun masanın üzerine su faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası, bunları konuşun. Çocukları endişelendirmeden konuşun ve bu faturaları azaltmamız gerektiğini onlara söyleyin ve bu azaltılmadan gelen kar da, yani diyelim sizin faturalarınız 100 lira geliyor, bu 90 lira olursa da bunu çocuğunuzun harçlığına ekleyin, o 10 lirayı. Görün bakalım o zaman nasıl kapanıyor elektrik düğmeleri, evde başlıyor büyük bir enerji tasarruf furyası. Çocuklarımızla böyle bu tip sistemlerle ikna etmenin dışında teşvik etmemiz bize evimize çok faydalı olacak. Aman yerde para bırakmayalım.